Arkadaşlar merhaba. 11. sınıfların 3. föyünün konu anlatımındayız. arkadaşlar çok fazla bir istek oldu bu yönde. Konu anlatım videosunu da çekmem yönünde. Evet 11. sınıfların konu anlatım videosunu da çekeceğim. Ancak bu konu anlatım videoları olabildiğince sade, anlaşılır ve hızlı olmasına çabalayacağım arkadaşlar. Çünkü okulda zaten bu videoların size anlatıldığını, canlı derslerde anlatıldığını düşünüyorum. Bu ekstra takviye bir çalışma olacak sizin için. Anlamadığınız bir soru, iki soru varsa bunun için bakacaksınız diye düşünüyorum. Bundan dolayı olabildiğince hızlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu föyümüzün konusu sinüs ve kosinüs fonksiyonu. Sinüs, sinüsü, kosinüsü daha önce pek çok kez duydunuz muhtemelen, muhtemelen değil duydunuz arkadaşlar ve ancak muhtemelen ilk kez bu yıl sinüsün ve kosinüsün ne anlama geldiğini öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunu size açıklayalım. Şimdi birim çember üstünde arkadaşlar analitik düzlemde birim çemberimizi çizelim. Birim çember üstte bir P noktası seçelim. P noktasında yapmış olduğu açı arkadaşlar alfa diyelim. Bu P noktasının bir tane apsisi bir ordinatı vardır. Arkadaşlar işte bu P noktasının apsisi olan x'i x uzunluğunu ya da x sayısını bize buradaki alfa cinsinden veren bağıntıya ya da veren fonksiyona kosinüs fonksiyonu denir. Yani arkadaşlar kosinüs alfa dendiği zaman birim çember üstündeki bir noktanın apsisini anlayacağız. Aynı şekilde bu P noktasının bir ordinatı var. Bu ordinat arkadaşlar bize alfa cinsinden veren fonksiyona sinüs fonksiyonu denir diyeceğiz. Yani P noktasının y eksenindeki e, uzunluğunu, ayağını veya eşliğini veren bağıntı sinüs fonksiyondur. Buradaki eşliğine sin alfa diyeceksiniz. O halde bundan sonra artık arkadaşlar x eksenine kosinüs ekseni y eksenine de arkadaşlar sinüs ekseni demenizde hiçbir sakınca yok. Hatta trigonometri konusunda x eksenine absisler eksenine kosinüs eksenine olaraktan y'yi de sin ekseni olaraktan kafanıza işlemenizde de ciddi fayda var. Şimdi burada şekli anlatıldı size. P noktasının absisi cos alfa, ordinatı sin alfa ve burada bir dik üçgen var. Pisagor bağıntısı yaptığınız zaman arkadaşlar Pisagor bağıntısı dik kenarların kareleri toplamı Yani cos kare alfa artı sin kare alfa eşittir. Hipotenüsün karesine ki hipotenüste bir var. Birin karesi. O halde çocuklar cos kare alfa artı sin kare alfanın bir eşit olduğunu burada siz kendinizde rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve aynı zamanda çocuklar e, seçeceğiniz bir p noktası P noktasının alabileceği değerler bu birim çember üstünde bu şekilde buralarda bir yerde olur P noktası. Bunlardan herhangi bir tanesi. O halde bu P noktasının absisteki ayı arkadaşlar en fazla biri görür en az eksi biri görür. Bu bize kosinüsün arkadaşlar. Kosinüs alfanın en fazla bir en az eksi bir olacağını söylüyor. Yani seçtiğim bu P noktasının absisini göreceği yer sıfırla eksi bir aralığındadır. Seçtiğimiz bu P noktasının arkadaşlar ordinatı olan sin alfa değiştiremiyorum. Nerede değerler alır arkadaşlar? 1 ve eksi 1 aralığında P'yi nerede seçiyorsanız seçin. Bu adamda arkadaşlar sinüs fonksiyonu sin eksenin üstünde. En az eksi 1 en fazla sin alfa bu en fazla artı 1 olduğunu görebiliriz. Evet burada iki tane çok önemli özellik ve bir tane de tanım söyledik. Şimdi tanım öncelikli tanım sorusu var. P ve T'nin koordinatlarını söyleyiniz. P noktası arkadaşlar kosinüs yapmış olduğu açı 20 derece kos alfa sin alfa yani kos 20 sin 20. T noktası arkadaşlar yine kosinüs sinüsü öncelikle yazıyorum. T'nin pozitif yapmış olduğu açı şu üst kısma 40 kaldı arkadaşlar. 90 40 daha 130 yani cos 130 sin 130 arkadaşlar. Evet trigonometrilerin bulunuz arkadaşlar. Pekala cos 0 cos 90 cos 180 270 ve 360'ın sonucunu bulunuz. Şurada 0 dereceyi, 90 dereceyi, 180 derece, 270 derece ve 360 yani 0'ın aynısı. Oran açıların nerede olduğunu söyleyelim öncelikle. Arkadaşlar 0 derecede kosinüs fonksiyonunun gördüğü yer kosinüsün gördüğü yer 1 noktasıdır. O halde kosinüs 0 1'dir. 90 derecenin kosinüs ekseninde gördüğü yer 0'dır. O halde kos 90 0'dır. 180 derecede arkadaşlar kosinüs ekseninin gördüğü yer eksi -1. 270 derecede kosinüs ekseninde gördüğümüz yer 0 ve 360 derecede arkadaşlar kosinüs ekseninde gördüğümüz yer yine 1'dir. Bu kosinüsün cevabıydı. Şimdi sine gelelim. Sin 0. 0 derecede sin ekseninde gördüğümüz yer 0 eşit. 90 derecede arkadaşlar sin ekseninde gördüğümüz yer 1. 180 derecede arkadaşlar sin ekseninde gördüğümüz yer 0. 270 derecede arkadaşlar sin ekseninde gördüğümüz yer eksi 1. Ve yine 360 derecede ki sıfırın aynısıdır. Sin ekseninde gördüğümüz büyüklük 0 arkadaşlar. Evet burada sin ve kosun 90. sınıf bilgisi bize hatırlatıldı arkadaşlar. Bu bölümü geçiyorum. Evet 1 eksi sin kare alfa 1 eksi sin kare alfa yerine kos kare alfa yazalım. Bölü kosinüs alfa eksi kosinüs alfa. Kesir işlemimizde bir tane koslar sadeleşti. Kos, kos alfa eksi kos alfa buradan sıfır cevabını görürüz. 1 eksi kos kare alfa demek sin kare alfa demek. Bölü alt kısmı sin parantezden alalım arkadaşlar. Sin küpten geri sin kare kaldı. Sin çarpı kos kareden geri sin'i öne almıştık. Kos kare kaldı arkadaşlar. Sin kare artı kos kare 1'dir. O halde bu kısım yok sayılabilir. Cevabımız sin kare alfa bölü sin alfa. Burada da sinlerin bir tanesi sadeleşti. Elimizde sin alfa yani sin x kalmış oldu. Cos sin cos. Arkadaşlar iki tane cos bir tane sin var. O halde sin'i cos'a dönüştürelim. Sin kare alfa demek 1 eksi cos kare alfa demek. Yerine yazıyorum. Cos kare alfa artı 2 çarpı 1 eksi cos kare alfa bölü paydamız. Yani 4 eksi 2 cos kare alfa. Şimdi üstteki payımı düzenliyorum. 2'yi dağıtıyorum arkadaşlar. Cos kare alfa. Artı 2 geliyor. Evet çok büyük yazdım. Sığmakta sorun yaşayacağız. 2'yi dağıtıyorum. Artı 2 eksi 2 cos kare alfa. Önce şu payımızı bir düzenleyelim. Tamam mı arkadaşlar? 2 çarpı 1 2. 2 çarpı eksi cos kare alfa. 2 cos kare alfa şeklinde yazdım. Şimdi burada cos kare alfadan 2 cos kare alfa çıktığı zaman eksi cos kare alfa olur. Önünde de 2 sayısı bizi bekliyor. Şimdi paydamı yazacağım. Paydamızı iki parantezden alalım arkadaşlar. 2 eksi cos kare alfa olduğunu göreceğiz. Burada payımızdaki ifadeyle paydamızda elimizde bulunan sonuç aynı olduğu için bu adamları sadeleştir. Üst kısımda 1, alt kısımda 2 kaldır. 1 bölü 2 cevabını buldunuz. Evet. Alfa dar açı sin cos toplamı 9 bölü 7 çarpım istiyor. Toplam verilip çarpım isteniyorsa iki tarafın karesini alacaksınız. Bu klasik bir çözüm yoldur arkadaşlar. Birincinin karesi sin kare alfa. İkincinin karesi kos kare alfa. Arkadaşlar x demiş ama ben alfa diye başladım alfa diye devam edeceğim. Ve kare açılımında çarpımlarının iki katı vardı bir de. Birincinin ikincinin çarpımlarının iki katı. Yani 2 sin alfa kos alfa. Eşittir karşının karesi. 81 bölü 49. Burada sin kare kos kare toplamın biridir. Arkadaşlar bu biri biri karşıya yolluyorum. 81 bölü 49'dan bir çıkartıyoruz. 2 çarpı sin alfa cos alfa eşittir. 32 bölü 49. Şimdi her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 32 2'ye bölelim 16 bölü 49 buluruz. Alfa dar açı eşitliğinin sonucunu burunuz. Bir tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Bakın burada cos kare sin kare toplamı bir yazmıştık. Şuradaki ifademiz arkadaşlar mavi ile belirttiğim ifade nereden gelmişti? Sin kare sin artı kosun kare açılımından tam kare açılımından gelmişti. Bunu tanımanızda fayda var. O halde şurada kök içindeki adam 1 artı 2 sin alfa kos alfa aslında sin alfa artı kosinüs alfanın parantez karesidir. Eksi dışarıda kosinüs alfa bizi bekliyor. Bu adam arkadaşlar burada kare kökü kaldırdı. Ne kaldı? Sin alfa artı kosinüs alfa kök dışına çıktı. Eksi kosinüs alfa kos alfalar da gidiyor. Cevabımız sin alfa oluyor. Yani sin x oluyor arkadaşlar. Evet 1 eksi 2 sin kare alfa falan filan diye giden bir ifade. Burada bir yerin arkadaşlar sin kare alfa artı kos kare alfa yazalım. Devamında eksi 2 sin kare alfa bizi bekliyor. Sin kareden 2 sin kare çıktığı zaman eksi sin kare olur. Önünde de ne var? Kos kare alfa var. Bölü paydamız yani kos alfa artı sin alfa. Arkadaşlar bölü varmış biz bunu çarpma diyelim ve ikinci ifademiz ters dönsün. Sin alfa bölü. Cos alfa eksi sin alfa diyorum. Şimdi arkadaşlar paydamızdaki ifadeye baktığımızda solda cos alfa sin alfa toplamı var. Sağda fark var. Yani bir artılı bir eksili çarpım var. Artılı eksili çarpım var. Neyi doğurur? İki kare farkını doğurur. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi buradan doğar. İşte bu ifade arkadaşlar sol üstteki payımızın aynısı. Bu ifadeler sadeleşti. Sonucumuz sin alfa oldu. Evet işaretler arkadaşlar. Şimdi bizim burada şunu bilmemiz yetiyor. Sin ekseni kim? Kos ekseni kim? Artık x dediğimiz eksen kosinüse döndü. Sinüs dediğimiz y eksen dediğimiz sin, sin de döndü arkadaşlar. O halde siz bir tane açı seçtiğiniz zaman mesela atıyorum 170 dereceyi seçtiniz. 170'in sinüsünü bulunuz. 170 arkadaşlar ikinci bölgede bir açı. ikinci bölgede bir açı. 170'in sin eksenindeki karşılığı ne gelmeli? Pozitif gelmeli. Çünkü bu adam sıfırın üstünde. Demek ki arkadaşlar ikinci bölgede sinüsün artı olduğunu anlayabilirsiniz. Veya daha büyük bir açı. 200 diyelim mesela. 200 derecenin kosinüsü. 200 arkadaşlar 180-270 aralığında tahminen burada bir yerdedir. Buradaki bir P noktasının arkadaşlar apsisinin gittiği yer negatif bir ifadedir. Demek ki arkadaşlar kosinüs 200'ün cevabı negatif olmalı. Yani 3. bölgede kosinüs negatifdir sinüs negatiftir. Daran şeklinde birim çember üstünden hepsini üreteceksiniz. İfadelerin işaretlerini bulunuz. Birinci bölgede bir adam, birinci bölgede kosinüs pozitif. Bu adam üçüncü bölgede bir adam, üçüncü bölgede kosinüs negatif, pozitif. Üçüncü bölgede negatif, ikinci bölgede negatif. Bu adam dördüncü bölge, dördüncü bölgede pozitif, ikinci bölgede pozitif, dördüncü bölge olduğu için negatif. Birim çemberi kullanarak kosinüs 30'u, sin 30'u bulunuz. 30 derecelik bir aç istiyorum arkadaşlar. Burası P noktası yarı çap uzunluğu. Bir açımız 30 seçtim. 30 60 90 üçgenin özelliğini kullanacağım. Dik indiriyorum. 30'un gördüğü uzunluk yarısı oluyordu. 1 bölü 2. Alt kısmımızda kök 3 katı kök 3 bölü 2. Biz şu anda aslında neyi bulduk arkadaşlar? X eksenindeki ayağımız P'nin X eksenindeki uzunluğu kök 3 bölü 2. Ordinatı 1 bölü 2 bulduk. E biz bunu Açı cinsinde nasıl ifade ediyorduk peki? Föyün başında söylemiştik. Burası aslında kosinüs yapılan açı. Kosinüs 30 ikinci ifade de sinüs 30'du aslında. Sin 30, kos 30 derece. Yani sin 30 ve kos 30'u buldunuz. 35'i bulunuz. 135'i bulunuz. 135 derece tahminimizce şurada bir adam. 90 artı 45, 135. Şu alt kısma 45 derece kaldı. Buradan dik indiriyorum. Hipotenüs uzunluğu 1. Burayı biraz temize çekeceğim. Şuradan dışarıda büyük yapalım. 45 derece dik var. 1, 45, 45, 90 üçgenin özelliği dik kenarlar hipotenüsün kök 2 ile çarpılmamış haldir. Ya i̇şte 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 2 yazalım hızlıca. Yani buradaki apsis uzunluğumuz 1 bölü kök 2 ama eksi. Ordinatımız 1 bölü kök 2 pozitif. O halde arkadaşlar, ordinat sinüs demekti pozitif, 1 bölü kök 2. Apsis kosinüs demekti. Eksi 1 bölü kök 2 oldu. Artık bunu geçiyorum arkadaşlar. Ee, sinüs de arkadaşlar birinci bölgede sinüsün açısı büyüdükçe sinüsün açısı büyüdükçe sinüs fonksiyonu aç büyüdükçe büyür arkadaşlar. Burada arkadaşlar açısı büyük olan kimse o daha büyüktür. Sin 70 en büyük olması lazım. B daha sonra 40 geliyor. C daha sonra öyleyse A gelecek. Kosinüs daha açı büyüdükçe arkadaşlar kosinüs küçülür kosinüs daha küçük olur. Burada açısı büyük olan 160 demek ki C en küçük. Daha sonra 130 geliyor ve daha sonra arkadaşlar A gelmiş. Sıralamamız böyle olmalı. Açısı büyük olan, açısı büyük olan kosinüs de daha küçük oluyor sinüsün tersine. Evet bir farklı bir soru tipimiz. Kosinüse bağlı A sayısı verilmiş. A'nın değer aralığı nedir? Bunu şöyle daha hızlı yapabiliriz arkadaşlar. Kosinüs x en az eksi 1 olur. Kosinüs x en fazla artı 1 olur. Kosinüs x'lerin eksi 1 yazıyorum. A sayısı eksi 4 artı 2 yani A sayısı eksi 2 geliyor. Şimdi kosinüs x'lerin arkadaşlar 1 yazıyorum. 4 artı 2 6 geliyor. Yani A sayısı arkadaşlar eksi 2 ve 6 aralığında değer alır diyebiliriz. Aynı mantık burada da geçerli arkadaşlar. Kos x'e önce eksi 1 diyorum. 3 harfi eksi 1 eksi 3. Eksi 3 2m eksi 5 eksi 5 karşı yattım 2'ye böldüm. M sayısı 1 bulundu. Şimdi bir de cos x'in 1 olduğunu düşünüyorum. 3 çarpı 1 3 2m eksi 5 m buradan 4 bulundu. Yani m'nin değer aralığı bulundu. m sayısı 1 ve 4 arasındaymış arkadaşlar. 1 ve 4 arasında bulduk. İfadesini alabileceği en büyük en küçük değer nedir? cos x var sin y var. En büyük için arkadaşlar cos x'in olabildiğince büyük olmasını en fazla en büyük değer almasını isteriz ki o 1'dir. cos x'i 1 seçiyorum. eksi 7 çarpı 7 küçültmek istiyorum. Çünkü kat eksi. O halde y'yi sin y'yi olabildiğince küçük seçelim. En az eksi 1 seçebiliriz. Buranın cevabı sonunda da 4 var. Buranın cevabı ne gelecek? 4 artı 7 artı 4 yani 15 geldi. En küçük yapalım şimdi bir de. Bu defa cos x olabildiğince küçük seçeceğiz. Yani eksi 1 seçeceğiz. Burası x 4 yapar. Eksi 7 çarpı. Bu defa sin arkadaşlar önünde eksi olduğu için sin olabildiğince Sini olabildiğince büyük seçelim. Yani 1 seçelim. Buranın cevabı eksi 7 gelsin. Bir de sonunda artı 4 var. Evet bu işlemin sonucunda da 4'ler gitti. Eksi 7 bulundu. Yani A sayısı arkadaşlar en fazla 15. En az eksi 7 ikisinin toplamı ne yapar? 8 yapar. Dik var 50 derece. DH uzunluğunu bulunuz. DH uzunluğunu. Arkadaşlar P noktasının absisi olan bulalım. Buradaki açımız 180. 50 de burada var. 230. Yani H noktası aslında sin 230. Biz arkadaşlar OD uzunluğundan OD uzunluğundan OH uzunluğunu çıkartırsak her DH uzunluğunu buluruz. Doğru mu? OD uzunluğundan OD uzunluğu O'dan D'ye giden uzunluk 1'dir. Çünkü burada birim çember var. Birden arkadaşlar OH uzunluğunu çıkartıyoruz. OH'yı biz ne bulduk? Sinüs 230 bulduk. Evet sin 230. Şimdi mutlak değerden çıkartalım. Sorumuz bitsin. Arkadaşlar sin 230 şu an hangi bölgede? 3. bölgede. 3. bölgede sin 230 eksi olmalı. Zaten bulunduğu nokta da bunun eksi olduğunu söylüyor. Eksili bir ifade mutlak derden çıkarken önüne eksi alır. 2 eksi birbirini artıya çevirdi. 1 artı sin 230 cevabını buluruz. Bu bizim deha uzunluğumuz. Birim çemberi alfa BOC üçgenin alanını bulunuz. E, OC uzunluğu birim çemberinden dolayı 1. B'nin arkadaşlar B'nin alt absis uzunluğu kosinüs alfa. Öyle değil mi bu uzunluk? Peki o halde bu uzunluğu üstte taşıdığımız zaman şuradan B'den dikimizi indirdiğimizde birbirinin aynısı. Simetrisi zaten. Bu bize üçgenin yüksekliğinin kosinüs alfa olduğunu söylüyor. Alan halde taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani kosinüs alfa bölü 2. Alfa var. APC üçgeninin alanı eşitini bulunuz. Evet arkadaşlar. AC uzunluğu 1, 1. AC uzunluğu toplamda 2. Taban uzunluğu 2 çarpı yükseklik bölü 2'den bulacağız. Yani ikiler sadeleştiği zaman cevabımız AC uzunluğuna ait yüksekliği bulduğumuz zaman soruyu çözmüş oluruz. AC'ye ait yükseklik ise P'den indirdiğimiz yükseklik arkadaşlar. Bu yükseklik aynı zamanda P noktasının neyi? ordinat arkadaşlar ordinat yaptığı açımız alfa ise ordinat uzunluğunun sinüs alfa olduğunu biliyorduk öyle değil mi? O halde cevabımız arkadaşlar yükseklikte. yükseklik cevabı arkadaşlar sinüs alfa tabi uzunluk peşinde olduğumuz için yazdığımız şey uzunluk olduğu için mutlak değer için almak zorundayız. Mutlak değerden çıkartalım öyleyse arkadaşlar. E, seçtiğimiz sayı olan bulduğumuz sonuç olan sinüs alfanın negatif kısımda olduğu çok belli. Yani sin alfa negatif bir sayı o halde mutlak değerden çıkarken önüne eksi alır. Eksi sin alfa olacağımız. Evet. Değişelim alfa 2 birim alın cevabı bulunuz arkadaşlar OB uzunluğu alfanın şuradaki A noktasının apsisi yani OB uzunluğu kosinüs alfa. Peki burada ee, Henüz bilmediğiniz şeyler var. O halde bildiğimiz kadarıyla yola devam edeceğim arkadaşlar. Ne ile? Benzerlik yapacağım. Buradaki AB dik geliyor. C doğrusu dik geliyor. Bunlar paralel doğrular. O halde kosinüs alfa bölü 2 uzunluğu. Şu uzunluğun tamamı 2'ymiş. Kosinüs alfa bölü 2 eşittir arkadaşlar. OA uzunluğu bölü OC. OA uzunluğu 1. OC'yi bilmiyorsunuz. Bize OC uzunluğu lazım. İki tarafı yer değiştirdiğimiz zaman OC uzunluğunun 2 bölü kosinüs alfa olduğunu mu bulacağız? Evet 2 bölü kosinüs alfa olduğunu bulmuş oluyoruz. Peki soru bitti galiba. Çünkü üçgenin alan bağıntısı şuydu. Kenar uzunluğumuz OB uzunluğu çarpı diğer kenar uzunluğumuz OC çarpı iki uzunluğumuz arasındaki açının sinüsü bölü 2 alan bağıntısıydı. OB uzunluğunu kosinüs alfa buldunuz. OC uzunluğunu 2 bölü kosinüs alfa buldunuz. Çarpı sin alfa bölü 2 bizim alanımız. Burada arkadaşlar evet kosinüs alfalar sadeleşti. 2 sin alfa bölü 2 ikileri de sadeleşti. Kim kaldı? Sin alfa sorunun cevabı kaldı. Burada ekstra bir bilgi daha açıklayalım. Şu an filmimiz bitti ama ee, ekstra olaraktan devam ediyorum. Şuradaki OC eşittir 2 bölü cos alfada arkadaşlar cos alfayı karşıya attığımız zaman OC uzunluğu çarpı kosinüs alfanın 2 olduğunu görürüz. Bu da bize fizikte şu an konuyu fiziğe kaydırdım arkadaşlar. Fizik konusunda burada bir OC vektörümüz olsun. OC vektörünün bir absiste buluşanı vardı arkadaşlar. Absis ayağı vardı. Bir de ordinat vardı değil mi? İşte OC uzunluğunda ne yapıyordunuz siz? Aradaki açının Bilmiyorsa bu açı, bu açının kosinüsü ile uzunluk çarpı kosinüs dediğimiz zaman yataydaki absis ayağını buluyordunuz. Ve yine bu OC'yi arkadaşlar sin alfa ile çarptığınız zaman da OC uzunluğunun ordinat ayağını, dikeydeki dikey uzunluğunu bulmuş olacaktınız. Öyle değil mi? Bunu da ekstra yeri gelmişken hatırlatalım dedik. Köyümüzü bitirdik. Bu şekilde olabildiğince hızlı bir şekilde konu anlatımını yapıp devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar.